Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tarif olaraktan lumpia, ev yapımı lumpia tarifim var arkadaşlar. Tavuklu, sebzeli lumpia tarifim var. Dışarıdan hazır almadık, kendimiz yaptık. Böyle acı tatlı sosla beraber de servis ediyorum arkadaşlar. Hadi buyurun gelin hep beraber tarif izleyelim. Lumpia'nın iç malzemesi için arkadaşlar şöyle büyük iki tane tavuk budunu tencereye koydum. Üzerine çıkacak kadar şöyle su koydum. Şimdi bunları haşlamaya bırakıyorum. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi lumpia yapmasını size göstereceğim. Öncelikle lumpia'nın içindeki malzemeler arkadaşlar. Böyle ben hazır paketlerde alıyorum marketten arkadaşlar. Böyle tek tek uğraşıp doğramanıza gerek kalmıyor. Bunun içerisinde ne var? Soya filizi var arkadaşlar. Pırasa var. Kuru soğan, yeşil soğan, havuç. Böyle bir karışım arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce yağlı tavaya koydum. Bundan 2 paket kullanıyorum. 2 paket tam yetiyor arkadaşlar. Paketi koydum şu anda. Sebzelerin bir taraftan kavruluyor yağ ile beraber. Ben bir taraftan da size yufkasını göstermek istiyorum. 2 pakete tam 40 tane bu şekilde yufka yetiyor arkadaşlar. Bunun içinde 40 tane var. Bu Çin yufkası arkadaşlar. Tam lumpia'ya özgü bir yufka. Değişik bir yapısı var. Bunun daha böyle elastik yapısı var. Eğer bunu bulamazsanız normal yufkada kullanabilirsiniz ama bunu bulursanız mutlaka bunu deneyin. Bu daha güzel oluyor arkadaşlar. Ve haşlanmış tavuğum vardı. 2 tane büyük boy. Güzelce bunları dittim elimden arkadaşlar. İnce bir şekilde, küçük bir şekilde hazırladım. Öncelikle sebzelerimizi kavuruyoruz. Evet, sebzelerimizi çok böyle kavurmuyoruz. İyice öldürmüyoruz arkadaşlar. Biraz iri kalmasını sağlıyoruz. Çünkü böyle daha güzel oluyor. Daha kızaracağı için. İyice zaten sebzelerimiz biraz daha ölecek arkadaşlar. O yüzden biraz diri bırakmakta fayda var. Ve bütün tavuklarımı içine ekliyorum. Şöyle bununla da güzelce bir ocağın üstüne tekrardan karıştırıyorum. Şu anda ocağın altını kapattım. Tavukla sebzeler özleştiler. Daha sonra içerisine şöyle bir tatlı kaşığı, hatta az bir şey daha fazla koyalım, kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tuz attım. Ve bir tatlı kaşığı da toz biber attım arkadaşlar. Kırmızı toz biber. Ve bunları tekrar şöyle karıştırıyorum. Lumpiyamızın iç malzemesi bu şekilde hazır oluyor. Kendiniz istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Fakat ben tercih etmiyorum. Bu şekilde az baharatla, tuz ve biberle sadece yetiyor arkadaşlar. Güzel bir tat oluyor zaten. Şimdi bu soğuyacak. Soğuduktan sonra sarma işlemine geçeceğim. Sarma işlemini yaparken yufkayı güzelce açtım. Ortasına gelecek şekilde iç harcımı koyuyorum. Kenarlara doğru güzelce yaydım iç harcımı. Çok ince olmasın, çok kalın da sarmayın, normal ölçülerde olsun. Şimdi bunun uç kısmını ortaya doğru katladım, kenarlarını da birleştirdim. Aynı sigara böreği yapar gibi sıkı bir şekilde sarıyorum. Ve uç kısmına da yumurtanın akını parmağımla değdirip sürüyorum. Bu şekilde. Bir şey de belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu sebzeler aldığım zaman marketlerde temizlenmiş, yıkanmış olarak satılıyor arkadaşlar. O yüzden video çekerken de yıkama gereği duymadım. Bir de bu yufkaları sararken biraz çabuk olmanız gerekiyor. Çok çabuk kuruyabiliyorlar. Ya da üzerine bir bezle örtüp daha sonra işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar şimdi kızartma işlemine geçiyorum. Tavamın içerisine kızartacak kadar yağımı ilave ediyorum. Şimdi bunun yağın kızmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, yağım kızdı. Şimdi içerisine yapmış olduğum lumpiyaları tek tek koyuyorum. Bu yapmış olduğum lumpiyaların hepsi zaten çok fazla. Ben birazına defrizine atacağım. Bugün şöyle yiyeceğimiz kadarını kızartacağım. Bunları önlü arkalı olacak şekilde kızartıyoruz arkadaşlar.
Kızgın yağ atıyorum şimdi lumpiyalarımı. Bunları güzelce arkalı önlü kızartıyorum ve bir peçete sarılmış tabağın içerisine hepsini çıkartıyorum. Yağını güzelce süzdürüyorum. Mutlaka tarifimi yapın, deneyin arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.